الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد من أرسله الله رحمة وهدى للعالمين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين أما بعد değerli aziz ve muhterem Müslümanlar, Doğru Sözler adlı kitabımızın 141. sayfasında kaldık. Kalbin Günahları bölümüne başladık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diyor ki sadakayı başa kalkmak, yani kişinin sadaka verdiği kişiye kalbini kırmak için, örneğin ben sana filan iyilikleri yapmadım mı diyerek onu yaptığı iyilikleri sayması, ona yaptığı iyilikleri sayması veya sadaka verdiği kişinin istemediği birisine onun için yaptığı iyilikleri anlatması. Maalesef bu çok oluyor bizim zamanımızda. Kişi birisine bir iyilik yapıyor. Daha sonra bir sebepten dolayı kavga ediyorlar, yüzüne vuruyor. Ya ben şimdiye kadar ben sana para vermedim mi? Ben şimdiye kadar okutturmadım mı? Ramazan ayında sana zekat vermedim mi? Kalbini kırmak için veyahut onu rezil etmek için veyahut ona iyilik yaptıktan sonra kişinin istemediği kişilere gidip anlatıyor. Ben falan kişiye yardımcı oldum, şu oldum, bu oldum. Bu kesinlikle caiz değildir, haramdır. Sen iyilik yaptıysan bir kimseye unut ona iyilik yaptığını. Çok sevdiğimiz bir abimiz derdi ki sende devamlı bir silgi olsun. Başka bir kimseye iyilik yaptıysan onu sil, yazma. Kötülük yaptıysan bir kenara yaz ki bir gün hakkını helal ettirmek için. Sana iyilik yapıldığı zaman bir kenara yaz, karşılığını vermek için veya teşekkür etmek için. Sana kötülük yapıldıysa onu sil, yazma. Bundan dolayı bir kimse başka bir kimseye herhangi bir konuda hayli amellerde yardımcı olduysa kesinlikle yüzüne vurmasın. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Ey iman edenler, yapmış olduklarınız iyilikleri minnet ederek, yaptığın kişiye minnet ederek o amelin sevabını yok etme. Yani işte bu başa kalkmalar kişinin vermiş olduğu sadakanın sevabını yok eder. Yani yapmış olduğun iyiliklerden kazanmış olduğun sevaplar hepsi gider ve sana büyük bir günah yazılır. Bundan dolayı şayet bir kimseye iyilik yaptıysan kesinlikle yüzüne vurmayacaksın. Unut iyilik yaptın diye. Bazı kişiler ben şahit oldum. Yaklaşık 20 sene sonra bir kişi memleketinden bir şehire gelmiş. O şehirde bulunan bir tanıdığı ona bir ev tutması için ayarlamış, iş için yardımcı olmuş. 20 sene sonra belki, ya ben seni adam ettim diyor. Sen buraya geldiğinde cebinde ekmek parası yoktu. Sokaktaydın, ben sana ev buldum, ben sana iş buldum, ben sana bilmem ne yaptım. Ya niye bunu söylüyorsun? Adam bizim önümüzde rezil olmuş. Bu kesinlikle uygun değildir. Bir kimseye iyilik yaptıysan kesinlikle unut. Bir daha adamın yüzüne vurma. Yine kalbin günahlarından bir tanesi günah işlemekte ısrar etmek. İşlenen günahların adedi taatlerin adedinden çok olursa kişi bir günaha düşer. Yani bir kimse küçük günah işliyor. Biri dese ki ona, ya bak
yapma etme haramdır. Küçük günah olsa bile ileride çok olurlar. Dağlar taşlardan oluşur. Kişi benim günahlarım sevaplarından daha fazla olana kadar bu günah işleyeceğim diye niyet etmesi kesinlikle caiz değildir, haramdır. Zaten kişi günah işlerse hemen tövbe etmesi farzdır. Kişi günah işlerse ona günah yazılır. Günah işlemeye niyet ederse ona günah yazılır. İşlemiş olduğu günahtan razı olursa ona günah yazılır. Kişi elinden geldikçe günahlardan uzak dursun. Kıyamet gününde ayette geçtiği gibi der ki keşke günahlarla aramda çok uzak bir mesafe olmuş olsaydı. Yani çok uzak, benden çok uzak olmuş olsaydı bu günahlar. Kişi pişman olmadan önce hemen tövbe etmesi şayet günaha düştüyse. Elinden geldikçe günaha düşmemesi gerekir. Ha, şeytana uymuş, nefsine uymuş, günaha düşmüş, hemen tövbe etsin. İsrar etmesin. İllaki yapacağım, illaki yapacağım diye kesinlikle ısrar etmesi hoş değildir. Allah hakkında suizanda bulunmak. Bu da daha önce de bahsetmiş olduğumuz Allah'ın rahmetinden umidini kesme konusu gibidir. Yani Allah muhakkak ki beni cehenneme atacak. Allah muhakkak ki beni cezalandıracaktır diye düşünmek kesinlikle caiz değildir. La taqnatu min rahmetillah. Yani Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyiniz. Allah gafur rahimdir. Önceki dersimizde anlattığım gibi %50 korku, %50 umut. Yani Allah'ın azabından korkmak ve Allah'ın rahmetini, affını ummak. Bir kuşun iki kanadı gibi olması gerekir. Kişi kesinlikle Allah beni cezalandıracaktır diye düşünmesi caiz değildir. Allah kesinlikle beni affedecektir de demesi de düşünmesi de caiz değildir. Nereden biliyorsun Allah seni affedecek? Nereden biliyorsun Allah seni cezalandıracak? Kişi dağlar kadar günahları olabilir ama Allah dilerse hepsini affeder. Allah bunu kutsi hadiste Peygamber Efendimiz bildirmemiş miydi? Bildirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan naklettiği hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Yebne Adem, لو أتيتني بقراب الدنيا خطايا ولا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ey Ademoğlu, bu dünya kadar günahlarla gelsen ve bana şirk koşmasan sana bu dünya kadar affa mağfiret veririm. Bu dünya kadar günahın olsa bile Allah dilerse seni affeder. Peygamber Efendimiz'in hadisinde geçtiği gibi Beni İsrail'den Müslüman bir bayan ama zina yapan bir bayandı. Zina. Bak ne kadar büyük bir günah işliyordu. Bir gün yolculuk esnasında kuyunun başında susuzluktan ölmek üzere bir köpek bulmuş. Ama kuyudan su alamıyor, suya ulaşamıyor bu köpek. Bu bayan da gelmiş ayakkabısıyla kuyudan su çekip o köpeğe su içirmiştir, onu kurtarmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mealen Allahu Teala bu bayanın günahlarını yapmış olduğu bu amelden dolayı affetmiştir. Ne yapmış bu bayan? Ayakkabısıyla küpeye su içirmiş. Bir küpeye, bir insana bile değil, bir küpeye su içirmiş. Ve bundan dolayı Allahu Teala bu bayanın zinasını affetmiştir. O zaman sen günah işlemiş olsan bile muhakkak ki Müslüman olduğun için bir kere bir iyilik yaptın. Belki de bu iyilik sayesinde Allahu Teala seni affeder. İnnel hasenati yuzhibne seyyiat. Sevaplar günahları siler. Ve ayette geçtiği gibi ve hadiste geçiyor. Ve etbi'a seyyiatel hasenate temhuha. Bir kötülük yaptıysan ardından iyilik yap, tevbe et veya iyilik yap, o günah silinsin. Ha, tövbe etmedin.
kötülük yaptın ama onun karşılığında iyilik de yaptın. Ha, bu iyilik yaptın diye bu günah silecek diye bir kural yok. Ama Allah dilerse senin bütün günahlarını affeder. O zaman Allah'ın rahmetinden umut kesme ve kesinlikle Allah'ın azabından da emin olma. Yani Allah beni cezalandırmayacak diye düşünme. İkisi bir arada. İkisi %50 %50 olması gerekir. Allah'ın kulları hakkında geçerli bir delil bulunmadan suizanda bulunmak. Örneğin, bir şey çalındığında geçerli delili olmadığı halde o çaldı diye birisi hakkında suizan etmek haramdır. Devamlı Müslüman kardeşin hakkında iyi düşün. Suizanda bulunma. Kötü düşünme. Zaten delilsiz, delil olmaksızın bir Müslüman kardeşine ittihamda bulunursan harama düşersin. Camiye girdin, namaz kıldın. Orada biri senin cep telefonunu çaldı. Sen de sağa sola baktın, 20, 30, 40, 50 kişi var. Ali çaldı, Veli çaldı, Fatma çaldı, Ayşe çaldı diyemezsin. Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Sadece Ali'yi sevmiyorum diye veya Veli beni sevmiyor diye öyle bir delil yok. Bu şekilde ittihamda bulunmak caiz değildir, haramdır. Evin çalındı, alt komşu veya üst komşu hakkında şikayette bulunman. Onlar evimi çaldılar. Nereden biliyorsun onlar çaldılar? Geçen hafta onlara kavga ettik. Bir ay önce eşim ile onun eşiyle kavga etti diye. Bizi sevmiyorlar diye, bizi çekemiyorlar diye onlar çaldılar. Öyle bir şey olmaz. Ha, Ali ile Veli bir odada. Veli lavaboya gitti. Geldiğinde baktı ki telefonu yok. O odada başka kimse olmadığı için Ali çaldı diyebilir. Çünkü elinde delil var. Çünkü Ali'den başka kimse yoktu orada. Ama odada 5-6 kişi sadece Ali çaldı diyemezsin. Elinden geldikçe ey Müslüman kardeşim, Müslüman kardeşini sev, Müslüman kardeşi hakkında iyi düşün, Müslüman kardeşin hakkında saygı duy, ona zarar vermemeye çalış, ona yardım etmeye çalış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği gibi Müslüman, Müslüman kardeşidir. Kaderi yalanlamak. Bu ise kalbin günahlarının küfre düşürenlerden olup bir veya birçok şeyin Allah'ın takdiri olmaksızın meydana geldiğine inanmaktır. Maalesef birçok kişi bu konuya düşmektedirler. Yani şimdi kader ne demek kader? Allah'ın ezelde takdir ettiği, dilediği şeydir. Bu varlık aleminde olup biten ne varsa hepsi Allah'ın dilemesiyle olur. Estaizu billah. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Yani her şey Allah'ın ezeli olan takdine göre yaratmıştır. Ben şimdi buradayım. Ezelde Allah onu biliyor. Takdir etti ve yarattı. İyilik olsun, kötülük olsun, cisim olsun, amel olsun, düşünce olsun, fiil olsun, söz olsun, inanç olsun, ne olursa olsun. Hepsi Allah'ın dilemesiyle olur. Ben şu anda ders veriyorum. Allah dilemedikçe ben dersi veremem. Sen de bu dersi dinliyorsan Allah'ın dilemesiyle dinliyorsun. Allah dilemedikçe sen dilemezsin. Allah-u Teala Et-Tekvir suresinde buyurduğu gibi وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe sizin dileğiniz gerçekleşmez. Maalesef bu zamanda bazı sapıklar var, kaderi inkar ediyorlar. Zaten Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Sınfani min ümmeti leyse lehuma nasibun minel İslam. Ümmetimden iki grup vardır ki bunların İslam dininden hiçbir payı yoktur. Yani Müslüman değiller. El-Kaderiyye vel-Murci'e.
Kadericiler ve murci'e denen grup. Kadereciler yani kader yoktur diyenler. Mu'tezile denen grup gibi. Bu Mu'tezile denen grup yine birkaç gruba bölünmüştür. Bir kısım diyorlar ki Allah hayrı dilemiştir, şerri dilememiştir. Bir grup diyor ki Allahu Teala kulu yarattı ama kulun fiillerini yaratmadı, kul yaratıyor. Bir grup da diyor ki kulun bilerek yapmış olduğu fiilleri kendisi yaratır, bilmeyerek yapmış olduğu fiilleri Allah yaratır. Haşa! Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Hel min halikin gayrullah. Yani Allah'tan başka yaratan mı var? Asla yoktur. Başka ayette ve halaka kulle şeyi, her şeyi yoktan var etti. O zaman Allah hayrı da yarattı, şerri de yarattı, iyilikleri de yarattı, kötülükleri de yarattı, acıyı da yarattı, tatlıyı da yarattı, insanı da yarattı, cinni de yarattı, insanın fiilleri, cinlerin fiilleri, meleklerin fiilleri, hayvanların fiilleri ve kendilerini Allah yaratmıştır. Kesinlikle bu amel Allah'ın takdiriyle değildir diyen kimse bu Müslüman değildir. Veya şer Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın yaratmasıyla değildir diyen kimse kesinlikle Müslüman değildir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ. Yani Allah'ın yaratmış olduğu şerden Allah'a sığınırım. Allah'ın yaratmış olduğu şerden, kötülüklerden Allah'a sığınırım. Yani şerri Allah yaratmıştır. Hepsi, her şey bu alemde olup biten ne varsa hepsi Allah'ın dilemesiyle olur. Bir keresinde bir öğretmen haşa derdi ki herkes kendi kadrini kendisi çizer diye. Aynı birçok kişinin iddia ettiği gibi. Bir imam beni aradı. Dedi ki hocam yanımda dedi ki bir öğretmen var bizim köyde. Öyle diyor. Dedim ki bu öğretmenin dediği doğru değildir. Şayet herkesin kendi kaderini kendisi çizer olmuş olsaydı şu anda sizin köyde öğretmenlik değil, Ankara'da Milli Eğitim Bakanı olurdu. Neden kendi kaderini köyde imamlık yapacak diye yazmıştır. Milli Eğitim Bakanı yazar. Kişi kendi kaderini kendi çizmiş olsaydı fakirler niye fakirdir? Sakatlar, engelliler niye engellidir? Hasta olanlar niye hasta? Çirkin olanlar niye çirkin? Kısa boylu, kendi boyundan rahatsız olanlar, çok uzun boylu, boyundan rahatsız olanlar, çok kilolu olan, kilosundan rahatsız olanlar neden kendilerine, kendi kaderlerini yazarken en güzel sıfatları yazmadılar? O zaman bu inanç doğru değildir. Herkes kendi kaderini kendisi çizer diye bir şey yok. Hepsi Allah'ın dilemesiyle olur. Bir arada Ankara yolunda bir yazı yazmışlar. İçki içip kaza yapmak kader değildir. Bu doğru değildir tabii. İçki içmesini Allah dilemiştir. Kaza yapması Allah dilemiştir. Kaza yapan herkes içkili miydi? İçkili midir? Yok. İçki içen herkes kaza mı yapıyor? Yok. İçki içti büyük günaha düştü. Şüphemiz yok. Ve bu da Allah'ın dilemesiyledir. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah-u Teala öyle buyurmuştur Kur'an-ı Kerim'de. Yani nefsin fucurluğunu ve takvalığını Allah'tandır. Yani Allah dilemiştir. Allah kötülüğü sevmez. Ama Allah dilemiştir. Allah küfrü sevmez, günahları sevmez. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ ayette geçtiği gibi. Allah-u Teala kulların küfürlerinden razı değildir. Razı olmadığı halde o dilemiştir. Allah sana akıl vermiş. Neyi seçeceksin diye. Allah biliyor ama insanlar bilsinler. Niye imanı seçmedin? Allahu Teala ezelde imanı seçmeyeceğini bildiği halde sana o küfrü dilemiştir. O zaman bu varlık aleminde herhangi bir şeyin Allah'ın yaratmasıyla değildir, Allah'ın takdiriyle değildir diye inanan kimse kesinlikle küfre düşer. İşlenen günaha sevinmek. İşlenen günahı görmese dahi
başkasının veya kendisinin işlediği günaha sevinmek haramdır. Şirkten razı olmak şirktir. Günahtan razı olmak günahtır. Bir kimse, bazı kişiler yapıyorlar. Bir haram bir kutlamaya gidiyorlar. Falan sanatçı falan yerde konser veriyor. Gidiyorlar. Ertesi gün geliyor, arkadaş anlatıyor. Ya orada içki içtik, dans ettik, şunu yaptık, bunu yaptık. Niye anlatıyorsun? Razı olduğu için anlatıyor millete. Bu caiz değildir. Veyahut başka bölgede bir haram işlenmiş. Oh, ne mutlu onlara. Beğeniyor, seviniyor. Bu da caiz değildir. Burada haramı inkar etmen gerekirken o haramdan dolayı seviniyorsun. Bu caiz değildir. Diyelim ki sen harama düştün. Allah'tan tevbe edeceğine gidip hava atarak, sevinerek millete mi anlatıyorsun? Hayır. Allah'tan korkacaksın. Oturup gözyaşlarını akıttıracaksın ki ben niye harama düştüm? Niye Allah'ın emrini çiğnedim? Niye? Bu şekilde yapman gerekiyor. Tamam, halt ettin, günah işledin, haram işledin, içki içtin, şunu yaptın, bunu yaptın. E tamam, Allah'a tövbe et, ört, aybini ört, günahını ört. Sevinme, anlatma kimseye. Bazı kişinin yaptıkları gibi. Yıl başında, ertesi gün geliyorlar. Sen dün ne yaptın? O da anlatıyor. Dün evde toplandık, televizyonu açtık, falan şarkıcı vardı, falan dansöz vardı. İçki de getirdik, şunu yaptık, bunu yaptık. Siz gazinoya gittik, o gazino var ya, falan kişi vardı. İçki içtik, dans ettik, oynadık, şu bu. Bazı diyor ki, zine yaptığını anlatıyor. Dün öyle bir kız vardı, şöyle şöyle yaptı. Euzubillah, caiz değildir, bu haramdır. Aybini ört. Aybini ört. Hayırlık etmek. O da, örneğin, kafir bile olsa bir kimseye, sen benim himayem altındasın, sana zarar vermem deyip güven verdikten sonra gücü yettiğinde onu öldürmesi caiz değildir. Bir kimseye, Müslüman veya kafir, güven veriyorsa o güveni bozmayacaksın. Şu anda Avrupa'dan, Amerika'dan, herhangi bir memleketten senin bir arkadaşın var. Sen onu davet ettin Türkiye'ye. Gel Türkiye'yi gör, Türkiye'yi gez, gel Müslümanları gör diye davet ediyorsun. Geldikten sonra sen onu öldüremezsin. Veyahut öldürtemezsin. Bak öyle bir kafir, dağınık var, gelecek Türkiye'ye, sen öldür. Yok. Bazı kişiler de yapmış oldukları önceden intihari saldırıyor Türkiye'de. Turist arasına girip kendini patlatıyor veya öldürüyor. Bu turistlere kim izin vermiş Türkiye'ye gelsinler diye? Biz, yani Müslümanlar, Türk devleti izin vermiş onlara. Yani bir Müslüman onlara izin vermiş. Yani güven vermiş. O zaman bu şekilde sen kendi memleketine gelen gayri Müslümanları, izinli gelen, vizeli gelen, güven alarak, bize güvenerek gelen o kafirleri öldüremezsin. Değil Müslüman kardeşlerim, kafirdir deyip geçmeyelim. Kafir de olsa bazı durumlarda kırmızı çizgi var onlara. Yani kafirdir deyip geçmeyelim. Mekir, yani bir Müslümana gizli bir şekilde zarar vermek haramdır. Yani Müslümana tuzak kurmak gibi, zarar vermek için tuzak kurmak, hile yapmak. Az önce dedik ya, Müslümanı seveceksin, saygı göstereceksin Müslümana, yardımcı olana, yardımcı olacaksın, yalan söylemeyeceksin, hiyanet etmeyeceksin. Aynı şekilde bu, zarar vermeyeceksin Müslüman kardeşine. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki, el-mekru vel-hida'u fin-nar. Bu mekir ve aldatmayı, Müslümanları aldatan kimse ve Müslümana zarar veren kimseler cehenneme güttüren bir ameldir. Cehenneme güttüren bir ameldir. O Müslüman sana zarar vermiş olsa bile onun karşılığını zarar vermek yerine onu affetmen senin için daha büyük faydası olur.
Sen ona zarar veriyorsan eline bir şey geçmiyor. Sadece nefsin rahatlar. Ama onu affedersen kıyamet gününde sevabın çok büyük olur. Çok çok büyük olur. Bundan dolayı Müslüman kardeşine yardımcı olacaksın, zarar vermeyeceksin diye. Sahabelerden nefret etmek veya sahabilere sövmek. Şimdi sahabi kimdir değerli Müslüman kardeşlerim? Sahabi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la normal şartlarda görüşen, normal şartlarda yani iki kişi nasıl görüşüyorsa veya camide Peygamber Efendimiz vaaz verirken o da camide bulunmuş. Yani rüyada değil, kişi rüyasında, şimdi bu zamanda Peygamber Efendimiz'i görmekle değil, veyahut mucize yoluyla değil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa'da İsra gecesinde bütün peygamberlere imamlık yaptı. Peygamber Efendimiz'le görüştüler. Ama o normal bir durum değil, o mucize yoluyla. Yine sayılmıyor. Keramet yoluyla da değil, İmam Ahmed-i Rifai Hazretleri Peygamber Efendimiz'in kabrına geldiği zaman dua etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini, mübarek elini dışarıya çıkarıp ve Ahmed-i Rifai Hazretleri öpmüştür. Yani Peygamber Efendimiz'in elini görmüş. Bu da sayılmıyor. Normal Peygamber Efendimiz zamanında yaşayıp onunla görüşen, ona iman eden, ona iman eden yani o halen hayattayken Peygamber Efendimiz'le görüşüp ama Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra iman eden değil, Peygamber Efendimiz halen hayattayken iman eden ve iman üzere ölen kimsedir. Peygamber Efendimiz'le görüşmüş, iman etmiş ama daha sonra dönmüş İslam dininden sahabe olmaz. Çünkü bazı kişiler Peygamber Efendimiz hayattayken bile İslam'dan döndüler. Ve bazı kişiler Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra İslam'dan döndüler. Onlara sahabi denmez. O zaman sahabi kim? Peygamber Efendimiz'le görüşen normal şekilde Ebubekir, Ömer, Osman, Ali gibi ona iman eden ve iman üzerine vefat eden kimseye sahabi denir. Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşamış ama Peygamber Efendimiz'le görüşmeyen, görmeyen kimseye sahabi değil, tabi denir. Evvesil Kırani gibi, Hasan-ı Basri gibi, Ashab-ı Neceş gibi vesaire. Veyahut Peygamber Efendimiz'le görüşmüş ama hemen iman etmemiş. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra iman etmişse o da sahabe denmez, tabi denir. O Müslümanken sahabelerle görüşmüş, Peygamber Efendimiz'le görüşmüş değildir. Şimdi bütün sahabelere küfretmek küfürdür. Bütün sahabelerden nefret etmek küfürdür. Ama bir sahabeye hakaret etmek, dil uzatmak büyük günahtır. Ebubekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi zatlara küfretmek, hakaret etmek, laf atmak büyük günahtır. Caiz değildir. Ama sadece Ebubekir'e küfretmek bu dinden çıkartmaz ama büyük günaha düşürür. Efendimiz Ali'ye küfretmek büyük günaha düşürür, küfre değil. Ama Ayşe validemizin şerefine laf atmak, bazı sapıklar Ayşe'nin şerefine, iffetine laf atıyorlar. Zine yaptığını iddia ediyorlar. Pis sözler kullanıyorlar. Bu küfürdür. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ayşe'nin temiz, iffetli olduğunu bildirmiştir. Ve ona atılan iftiradan beri olduğunu En-Nur suresinde geçmektedir. Bir peygamber efendimizin eşi zine yapar mı? Haşa. Haşa. Onlara göre Ayşe yaptı. Buna rağmen peygamber efendimiz bırakmadı diyorlar. Öyle bir şey olur mu ya? Asla hiçbir peygamberin eşi zine yapmaz. Nuh peygamberin eşi ve Lut peygamberin eşi Müslüman olmadıkları halde zine yapmadılar. Fehanetahuma ayete geçiyor. Onlara hıyanet ettiler ama şerefinde değil.
Onlara hıyanet etme, yani kafirleri kocan aleyhine kışkırtıyorlardı. Din açısından, inanç açısından ama şeref konusunda değil. Ve bazı kişiler Yusuf peygamber Zeliha ile evlendiğini iddia ediyorlar. Yok. Zineye niyetlenmiş, zine yapmak için harekete geçmiş, kalkışmış bir bayanla bir peygamber evlenmez. Zine yapmadığı halde onunla evlenmez. Nasıl ki onun eşi zine yapacak diye. O zaman Aişe radıyallahu anh'ın namusuna, şerefine, iffetine laf atmak küfürdür. Sahabelerden herhangi birine laf atmak haramdır. Hepsine küfretmek küfürdür. Elden, yani müminlerin anaları olan peygamber hanımlarından veya peygamberimizin Müslüman akrabalarından nefret etmek. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına, Müslüman olan akrabalarına laf atmak da caiz değildir. Bunlar Peygamber Efendimizin akrabalarıdır. Ya burada bu zamanda bir cemaatin lideri, şeyh, hoca, tarikat sahibi olursa, cemaat ona değil sadece bütün akrabalarına acayip saygı gösteriyorlar. Tabii buna karşı değiliz. Ama şeyhin akrabasına saygı gösteriyorsak, Peygamber Efendimiz'in akrabalarına niye saygı göstermiyoruz? Niye? Bu şeyhin, bu hocanın akrabaları Peygamber Efendimiz'in akrabadan üstün müdür? Asla. Bu şeyhin hanımı Ayşe validemizden, Hatice validemizden üstün müdür? Asla. Bu şeyhin amcası Hamza ve el-Abbas'tan daha üstün müdür? Değil. Bu şeyhin damadı Hazreti Osman veya Ali'den üstün müdür? Değil. Bu şeyhin kızı veya oğlu Hazreti Fatıma'dan üstün müdür? Değil. Tamam, bu hocamızın akrabana saygı gösteriyoruz, seviyoruz. Ama bunları seviyorsak onları da sevmemiz gerekir. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin eşlerine, Peygamber Efendimizin Müslüman akrabalarına laf atmak kesinlikle caiz değildir. Salihlere buğz etmek. Salihler takva sahibi olup farzları yerine getirip haramlardan sakınanlardır. Az önce söylediğimiz gibi nasıl ki bütün sahabelere küfretmek küfürdür, bir sahabeye laf atmak haramdır, bütün salih kullara küfretmek de küfürdür. Çünkü bütün salihler dendiği zaman bütün peygamberler de giriyor. Salih olan sahabeler de giriyor. O zaman salih kul kimdir? Yani imanı kamil olan kimsedir. Farzları eda eden, haramlardan sakınan kimsedir. Hepsine küfretmek kesinlikle küfürdür ve batıldır. Ha, salih bir kul var, kişi onu sevmiyor. Laf atıyor. Komşusu diye laf atıyor. Ha, bu küfür değil. Ama dini için değil, salih bir kul olduğu için değil, falan ailenin çocuğu ve bu bazı bölgelerde aşiretler var, aileler var, kabileler var. Bu kabile bu kabileyi sevmiyor. Bu zat da o kabileden olduğu için bir kişi ona laf atıyor veya onu sevmiyor. Dini için değil, salih evliya bir kul olduğu için değil, sadece o aileden olduğu için ona laf atıyor. Harama düşer ama küfre düşmez. Ama bütün salihlere küfrederse küfürdür. Allah'ın farz kılmış olduğu şeylerde cimrilik yapmak. Örneğin, üzerine farz olan zekatı vermemek. Şimdi cimrilik iki kısma ayrılır. Birincisi dini konularda olan cimrilik. İki, halk arasında cimrilik. Şu anda halk arasındaki cimrilikten bahsetmiyoruz. Dini konularda cimrilik. Zekat üzerine farz olduğu halde zekatı vermiyor veya eksik veriyor. Veya eşinin fakir olan babasının ve annesinin nafakasını vermiyor. Özellikle birinin 3 tane çocuğu var. Yaşlı olmuş. Bunların nafakası bu 3 çocuğa aittir. Onlardan biri nafakayı vermiyor.
ya fakir olduğu için geliri yok, ya vermek istemiyor. Bunu da bahsetmiyoruz. Kalan iki çocuk babasının nafakasını veriyor ama birinin şeytani araya giriyor. Sen anayı mısın diyor. Niye sana kardeşin vermiyor, sen veriyorsun. Niye üçe bölünmeyecek, bu nafaka ikiye bölünecek? Bu şekilde vesvese yapıyor. Ve maalesef bazı bayanlar da bunu yapıyor, kocasına vesvese yapıyor. Niye senin kardeşin vermiyor, sen vereceksin, anayı mısın gibisine. Bu da ne yapıyor? Ben de vermiyorum. Babasına vermesi gereken nafakayı vermiyor. Üçüncü devam ediyor. O da aynı şekilde şeytan vesvese yapıyor veya eşi vesvese yapıyor veya nefsi vesvese yapıyor. Niye sen enayi misin? Onlar vermeyecekse sen verir. O da kesiyor. Senin baban ve annen açlıktan ölsünler mi? Sen o kardeşin vermiyorsa sana ne? Vermiyor. Sen ver. Kardeşin namaz kılmıyorsa sen de kardeşin namaz kılıyorsa ben de kılmayayım mı diyeceksin? Kardeşim içki içiyorsa ben de içki içeceğim mi diyeceksin? Hayır, o harama düşüyorsa sen görevini yap değerli Müslüman kardeşim. Aynı şekilde bazı kişiler eşini küçük çocuklara bırakıp gidiyor. Bir daha sormuyor. Bunları durumu nasıl? Aç mı? Durumu sormuyor. Bırakıp gidiyorlar. Bu caiz değildir, haramdır. Farz olan bir ödemen varsa kesinlikle ödemek zorundasın. Aynı şekilde şuh da aynı manayı taşır fakat şuh daha aşırı olan cimriliktir. Örneğin sadece farz olan zekatı vermemekle kalmayıp eşinin nafakasını da vermemektir. Yani birincisi cimrilik, zekatın bir kısmını veriyor, bir kısmı vermiyor. Bu şuh hiç vermiyor. Birincisi eşinin, babasının, annesinin bir kısmı veriyor, nafakasının bir kısmını veriyor. Bu hiç vermiyor. Bu daha beter. Yani hırs, bu şuh daha beterdir cimrilikten. Unutmayalım, dünyavi konularda cimrilik konusundan bahsetmiyoruz. Farz olan ödeme konusundan bahsediyoruz. Hırs, yani kalbin dünya malına bağlanması. Öyle ki helalı haramı gözetmeden insanlara üstünlük taslamak, kibirlenmek ve nefsin haram olan hevesleri doğrultusunda kullanmak üzere mal toplamak haramdır. Yani kalbinde para toplama hırsı var. Helal, haram umurumda bile değil. Ve zengin olmak için 50'den geldikçe haram helal demeden zengin olmaya çalışıyor ki insanlardan daha üstün olayım diye. İnsanlara hava atmak için, kibirlenmek için, kendi heveslerini yerine getirmek için, kendi hevesleri doğrultusunda yaşamak için helal haram demeden para toplama hırsı olan kimsedir. Kesinlikle bu çok kötü, iğrenç bir sıfattır. Ha, kişi zengin olayım, Müslümanlara yardım edeyim düşüncesiyle helal bir işte çalışırsa, zengin olayım diye olsun, onun niyeti kötü değil, temizdir. Hem helal yoldan kazanayım, hem de dine ve Müslümanlara yardım edeyim diye. İki düşünce caizdir. Ama bizim mesele insanlara hava atmak için, insanlara karşı kibirlenmek için helal haram demeden para toplama hırsı olan kimsedir. Bunu çok görüyoruz. Gece gündüz çalışıyor, uğraşıyor. Ya bu haramdır, bana ne diyor? Yeter ki para geleyim. Birçok kişi maalesef öyle düşünüyor. Unutmayın Müslüman kardeşim, ahirette cehenneme veya cennete gitmeden önce dört şeyden sorulacaksın. Peygamber Efendimiz'in dediği gibi. Onlardan biri ve amalihi min eyne ektesebehu ve fime enfaka. Parasından, malından, mülkünden sorulacaktır. Nasıl elde etmiş ve nasıl neye harcamış?
mülkiyetine giren, ceybine giren, kasana giren her kuruştan sorulacaksın, hesabını vereceksin. Nereden geldi? Helal yoldan mı, haram yoldan mı? Nereye harcadın? Haram yola mı, farz olan yola mı, mubah olan yola mı, sünnet olan yola mı harcadın? Hangi yolda harcadın? Bunun hesabını vereceksin. Dolayısıyla kişi kesinlikle haram olan paraya, haram olan kazanca yaklaşmasın. Ödeme aynı şekilde senin paranı haram yollarda harcama. Çünkü onun hesabı ağır olacaktır. Senin vebalin olacaktır ahirette. Akıllı olan kimse, çalışan kimse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. فَاِنَّ طَلَبَ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. Çalışan kimse helal para kazanması farzdır. Çalışıyorsa yani helal işte çalışacaktır. Herhangi bir işe girmeden önce araştırma yapman gerekir. Bu iş helal mıdır, haram mıdır? Girmeden önceki boğazına, eşinin, babanın, ananın, çocukların boğazına haram lokma girmesin diye. Çalıştın, çabaladın, helal yolda para kazandın. Bu parayı iyi kullan. Çünkü haram yolda kullanırsa Peygamber Efendimizin hadisine göre senin için bir bela olacaktır ahiret gününde. El malu imma ni'me ve imma nakme. Mal ya nimet olur ya bela olur. Bundan dolayı değerlendir değerli Müslüman kardeşim. Vallahu subhanahu ve teala a'lem ve ahkem. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ve bu şekilde kitabımızın 143. sayfasına geldik. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.